Herkese merhaba. Her gün olduğu gibi bugün de ekonomideki gelişmeleri ekonomist Bayram Başaran'la konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba Bayram Bey. Merhaba. Bugün 19 Mayıs, o zaman önce hem sizin hem de izleyicilerimizin bayramını kutlayarak başlayayım. Evet, bugün 19 Mayıs. Atatürk başta olmak üzere, Ulu Önderimiz Atatürk başta olmak üzere bize 19 Mayıs'ı hediye eden bütün atalarımızın ruhları şad olsun. Burada onları saygıyla anıyorum, önlerine saygıyla eğiliyorum. Gerçekten bir taraftan 43 senelik savaştan çıkan bir ülkede yepyeni bir devlet kurup bir taraftan da ekonomi muhteşem idare ettiler ve o krize, ekonomik krize Türkiye'yi sokmadan 10 yılda toparladılar. Maalesef evet. O gün bugündür bir daha da sırtımız yerden kalkmıyor. Yani Atatürk'ün vefatından sonra. Evet. Onun demek için ki kendilerini saygıyla anıyorum o yüzden. Evet. Bayram Bey, demek ki elinde sihirli denek bile olmadan isteyince olabiliyor, değil mi? İşte. İstemeye bağlı her şey. Evet. Doğru. Peki istemeye bağlı dedik. Esnaf da destek istiyordu, destek bekliyordu. Açıklamada geldi. 3 bin lirayla 5 bin lira arasında esnafa destek yaptılar ama görünen o ki esnaf bununla bir aylık kiramızı bile karşılayabilmemiz mümkün değil. Bunun adı çok destekte değil diyorlar. İşte sokağa çıktığımız zaman hepimiz de bakkalımızla, kasabımızla konuşuyoruz. Gerçekten hiç kimseyi de memnun etmiş gibi görünmüyor bu rakamlar, siz ne dersiniz? Şimdi bakın, bunun esnafı ve de ekonomiyi memnun etmesi mümkün değil. Verdiğin para 4.6 milyar TL. Bunu ekonomide koskoca 700-750 milyar dolarlık ekonomide 4.6 milyar TL hiçbir şey değil. İnsanların elektrik, su ve doğalgaz parasını ödemesine yetmiyor. Bırakın maaşı, kendisine cebine 3 kuruşluk bir harçlık almayın. Bunu bile ödemeye yetmiyor. Bakın, dün dedim ki, yani uzun süreden, zamandan beri de söylüyorum. Pandemide siyasiler büyük bir hata yaptılar. Daha doğrusu işin kolaycılığına kaçtılar. Siyasetçiler her zaman yaptığı şey budur. Herkes bütün dünyada para bastı. Evet. Bu yanlış. Ekonomiste sorarsan da bunun büyük bir kısmının kamusal tasarruflarla yapılması gerekiyordu. Birçok ülke bunu yaptı. Yani en azından yarısını yaptı. Ne yaptı? Kamu yatırımlarını askıya aldı. Gereksiz giderleri askıya aldı. Savunma, eğitim ve sağlığı ön plana çıkardı. Geri kalanı dondurdu. Tamam. İnsanlar bu şekilde krizi daha iyi yönetmeyi başardılar. Bize baktığın zaman çok öyle görünmüyor. Bakın, evet. Yalnızca Ankara'da sarayın, Cumhurbaşkanı sarayının gideri bunun yaklaşık 8-8,5 katı. Şimdi ben biraz önce oturdum, çalıştım, dedim ki ya biz ne para ayırmışız bütçeye, bütçeden saraya. Cumhurbaşkanlığının kendisine ayrılan para 4 milyar 39 milyon TL. 2021 için, ki bu artacaktır şimdi. Evet. Enflasyon vesaire geldi. Örtülü ödenek, yalnızca örtülü ödenek 6 milyar TL. Bir de örtülü ödeneğin, diyor ki örtülü ödeneğin yedeği olsun. Ona kadar 10 milyar TL. Ne yedeği ya? Tamam, şimdi ona baktım. İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar ve Strateji Bütçe Başkanlığı'nın yıllık gideri 11 milyar TL. Kendine bütçe istemiş. 11 milyar TL. Yaklaşık 1,5 milyar dolar. Ne yapıyorsunuz ya? 1,5 milyar dolardan bahsediyoruz ya. Yani çok nasıl bir para? Ya, çok büyük para kardeşim. Şimdi hesaplayıp çarpıp bölüyorsun, çok büyük para. Sırf örtülü ödenek 1,2 milyar dolara yakın. Bugünkü 8 liradan hesaplıyorum onu da. Evet. Yani toplansam 5-6 mi? Yani 31 milyar TL sırf bu şekilde bir ödenek ayırmış. 32 milyar TL'ye yakın. Ya nasıl bir paradır bu ya? Bu para nereden çıkar? Nereden kazanılır? Esnafa 4 milyar TL, bunun 8 katı. Nereden çıktı belli. Bizim cebimizden ya, çıkıyor tabii de. Sırf saray harcasın. Evet, böyle bir şey, böyle bir para yok ama şimdi kusura bakmasın. Bir de çifte maaş alanlar var. Onları hiç saymıyorum. Çifte 2-3 yerden 4'e 4-5 maaş alanlar var. 4-5 yerden alan bile var, doğru. Onları saymıyorum. Şimdi bir taraftan bu hovardalığı yaparken diğer taraftan esnafa ben sana 3 bin lira verdim, 5 bin lira verdim hibe olarak dersen adam kıyameti koparır, haklı. Şimdi kimse kusura bakmasın. Çünkü o paranı sen nereden topladın abi, harcayan paraları? Bu esnaftan aldın. Onların vergileri. Sen ona vermiyorsun. Öbür taraftan kendi milyarlarca doları para ayırıyorsun. O zaman insanlar kızar. Tepki gösterir. Bundan daha doğal ne var? Evet. Ve sonuçta yaptılar iş de yanlış. Bakın yine söylüyorum.
Türkiye 128 milyar dolar parayı harcayıp epey de bir altın harcayıp bugüne dünyanın her en ufak bir cümlesine, bırakın ekonomi, siyaset gibi cümlesinde dolar %1, %2 inip çıkabiliyor ise, hı hı, sebebi bu. Huvardaca harcamak, milletin kaynaklarını, biriktirdiği paraları huvardaca harcamak. Benim bir kuruşu dolarım yok, şimdi Amerika gak diyor dolar çıkıyor, Amerika guk diyor dolar bilmem ne oluyor. Ya sonuç bu, fatura bu. Evet. Doğru. Geçen güne konuştuğumuz gibi biz evimizde nasıl bu pandemi döneminde bir hesap kitap yapıp küçülmeye gittiysek, harcamalarımızı minimuma indirdiysek aslında tabii, işte yukarıdakilerin de aynısını yapması gerekiyor ama maalesef öyle görünmüyor. Peki dolardan Buyurun. Buyurun. Diyor, dinliyorum diyor. Dolardan bahsettiniz, işte dolar iniyor çıkıyor dediniz, tabii hepimiz de merak ediyoruz. İşte bayram süresince böyle 8.50'leri görmüştü. Ondan sonra piyasa açıldıktan sonra bayağı bir düşmüştü dolar. Bugün de yine 8.40 seviyesinde. Ama şimdi yine her yer kapalı. Tabii bugün bayram dolayısıyla. Yarın doların akıbeti ne olur? Yarın açıldığı zaman yeniden bir düşüş görür müyüz? Ne dersiniz? Düşüş görmeyiz. Yani belki 1-2 kuruş ama şu an 8.40'larda. 8.42'de şu an. Geçti 8.40-34'te şu an. Bunun sebebi, şu an doların bu şekilde çıkmasının sebebi, Türkiye'nin kırılgan bir ekonomiye sahip olması. Çok açık ve net. Yani bunun evet, ekonomik bir gerekçesi yok şu an. Amerika ile işte iki günden beri Filistin'le ilgili sürtüşme, hı hı, Amerika'nın bizim kınamamızı kabul etmemesi ve sert tepki göstermesi üzerine Türkiye ile Amerikan ipleri kopuyor. Bir anda evet, dolar yükselmeye başladı. Yani havadan nem kaptık. Niye? Kırılganız çünkü. Bir kuruş dolarımız yok. Ne dedik? Türkiye'nin minimum, Türkiye gibi ülkelerin ya da bütün dünyadaki ülkelerin 6 aylık ithalatını karşılayacak dolara sahip olması lazım. Var mı? Yok. Bir de 128 milyar dolar, bir de 45-46 milyar dolar eksidesin. Ve bunu bir türlü yukarı çekemiyorsun. Çünkü o 128 milyar dolar öyle çok kolay birikmedi. Ta 80, 24 Ocak 1980 kararlarından bu yana oluşan bir rezervdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu çok kolay birikmedi. Şimdi bu rezervi yerine koyamıyorsun, koyamıyorsun. Koyamadığın sürece de her türlü hastalığa, her türlü şeye açıksın. Yani koymaya da kalksak, her şey yolunda da gitse, 80'den bu yıla kadar bu kadar birikmiş. Demek ki çok uzun yıllar yine önümüzde var. Her şey yolunda bile gitse öyle bir parayı kenara koyabilmemiz tabii için ki 40 sene, 50 sene yok. 10-15 sene de konabilir. Konamaz mı? Konabilir. Ama yine de çok uzun bir zaman değil mi? Çok uzun bir zaman ve maalesef 10-15 sene. Hadi bilemedin 10 sene diken üstüne gideceğiz. Sıkıntı bu. Bunun için diyorum ki bunu hızlandıran yolu şu. Kamusal yatırımları, kamusal harcamaları kesin. Evet. Keseceksin abi, bunun yolu yok. Bir hükümetin var, bir bakanlar kurulu var. Onun gibi 4-5 tane bakanlar kurulu sarayda bir daha var. Ya hangisi memleketi yönetiyor? Bilen var mı? Yok. Danışmanlar ordusu var. Niye abi? Evet. Dolu zebil. Ya yazık, günah ya. Önce bu sefaatten vazgeçmek gerekiyor galiba. Aynen öyle. Sefaatten vazgeçmek gerekiyor. Hovardaca harcamaktan vazgeçmek evet, gerekiyor. Onu sen yaparsan gelip halktan da isteme mecalini oluyor. Ya kardeş, ben yapıyorum, sen de yap dersin. Şimdi sen yapmazsan halk nasıl yapacak? Yapamaz. Dolayısıyla sıkıntı büyük. Şimdi bakın IMF'ye de gitsen, başka ekonomik kuruluşlara da gitsen, senden hı-hı, isteyeceği bu. Diyecek ki kardeşim böyle yap. Bu şekilde yaparsan ben sana veriyorum diyecek. Ya da git bu benim paramı şurada kullanacaksın diyecek. Sen de şu kadar tasarruf yapacaksın diyecek. Ya gidip bankaya da gitsen banka sana bunu söyleyecek zaten. Bizim IMF'ye gitmeye ihtiyacımız yok. Onun için söylüyorum. Biz kendi tepkimizi, IMF'ye söyleyeceğini ben biliyorum. Neye ihtiyacım var abi? Herkes biliyor. Binlerce evet, ekonomist biliyor. Ben derken yani kişisel olarak söylemiyorum. Binlerce ekonomist biliyor. E git onlara. Sana bunları bir ayda hepsini şunu yapalım. Şöyle bir reçete yap, uygulayayım der. Ekonomi şu hale gelecekler. Rakamlara beraber ortaya koyar. Ama burada niyet lazım. Şimdi biz evet, niyeti göremiyoruz. Sıkıntı burada başlıyor. Biliniyor da vazgeçilemiyor herhalde bazı şeylerden. Tabii, tabii maalesef şu an siyasetteki gelişmeler Türkiye'nin aleyhine. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ekonomik gelişmeler de Türkiye'nin aleyhine. Ya bir yerden başlayıp düzeltelim, yok. Şu ana kadar bununla ilgili bir umut ışığı göremiyoruz. Bakın iki gündür Amerikan Dışişleri ve Beyaz Saray Sözcüsü açıklama yapıyor Filistin'le ilgili bizim aleyhimize. Biz de onlarınkini yapıyoruz. Dolar bir anda çıktı. Evet. Anlatabiliyor muyum? 8.30'lardan 8 kuruş çıktı. 8 kuruş, yazık, günah değil mi ya? Bizim cebimizden çıkıyor. Halkın cebinden çıkıyor. Doğru, aynen öyle. Ne olur?
İşte bizim bu kırılganlıktan kurtulmamız lazım. Güven oluşturmamız lazım. Anlatayım mı? Güven. Önce halkında, kendi halkında güven oluşturursan halk senin arkanda durur. Dış güven ikinci planda, ama birinci güven senin halkının içeride sana güveniyor olması lazım ekonomik olarak. İstersen bilmem, tamam, bu benim işim değil. Ama ekonominin yönetimine şu an halk güvenmiyor. Onu güveni oluştur. Bu kırılganlık yarı yarıya azalacak. Doğru. Belki o zaman dışarıda yel esse bizde tufan olmayacak belki. Aynen, ama dışarıda şimdi yel esmiyor. Yani hafif bir rüzgar çıksa, bir meltem çıksa bizde fırtına kopuyor. Doğru. Hani o yani yeli falan geçtim. Bakın, meltem rüzgarı çıksa bizde fırtına kopuyor. İnsanların senede bir kere, senede ancak 8 kuruş değer kaybedeceği, parasını değer kaybedeceği ve değer atacağı bir yerde bizde günlük saatlik oluyor. Niye? Çünkü bağışıklık sistemimiz çökük. Ekonomik bağışıklık sistemimiz şu an çökük. Bu kadar net. Doğru, çok doğru, evet. Dolayısıyla hani belki 1-2 kuruşluk bir geri gelme de olsa da böyle 8.30 lira, 8.20 lira gelmesin dolara mümkün değil. Ne söylüyorum? Dolar ufak ufak çıkacak. Hiçbir şey olmasa bile çıkacak. Bir şey olduğu zaman da fırlıyor tabii yani. Biz 1-2 kuruş diyorduk. Bak, bir günde 2 siyasi açıklama 8 kuruşa çıkardı, 9 kuruşa çıkardı. Doğru. Yazık. Siz günah. Hep diyorsunuz ya, yani iki dudaklarının arasında bir açıklama yapılıyor. Bir maalesef. Anda yani kalktığımızda sabah ne olacağımız belli değil. İşte bu da şey, bağışıklık sistemimiz, ekonomik bağışıklık sistemi çökük. Ve bunu iyileştirmek için, sistemimizi, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Doğru. Sıkıntı burada başlıyor. Bu da niyetle ilgili. Göreceğiz önümüzdeki günlerde nasıl olacak bu işler. Evet. Peki o zaman bugün olumsuz kapatmıyoruz. Bugün bayramımız. Tekrar bayramımızı kutlayıp öyle kapatalım o zaman. Çok teşekkür ederim. Bütün ülkemizin, bütün Türk milletin bayramı 19 Mayıs. Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bizlere bu bayramı armağan eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün atalarımızın ruhları şad olsun. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Evet, peki. İyi bayramlar diliyoruz biz de bütün izleyicilerimize. Bu sene pandemi dönemi nedeniyle biraz tönük de geçiyor olabilir. Dışarıdaki kutlamalardan bahsediyorum. Evet. İnşallah bu senenin coşkusunu önümüzdeki seneye de katarak çok daha keyifli, daha coşkulu bayramlar dileğiyle, nice bayramlar dileğiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İnşallah 19.19'da bu akşam hep beraber İstiklal Marşımızı okuyacağız. İnşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.